Selam gençler, Rukab ben, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber iki adet klan savaşı gerçekleştireceğiz. The Erusiders takımına karşı Clash Türkiye klanıyla beraberiz. İnşallah galip geleceğiz. Rakip klan gayet güzel saldırılarda bulunmuş diye düşünüyorum. Alt tarafları üçleme olasılığı daha yüksek olan saldırılar var. Rahat bir tane 1, 2, 3 yani yapacakları saldırı köylerine göre üçlenecek köyleri mevcut. Evet, kafadaki adamları saldırmamış. O da saldırmamış. Nereden baksanız bunları saymıyorum. Bu aşağıya alsa, şu aşağıya alsa 3 yıldız, 4 yıldız daha rahat gelir arkadaşlar. 4 yıldızda da 51 yıldıza ulaşır rakip takım. Tabi burada bizim yapacağımız saldırılarda gayet önemli. 2 ve 4 kalmış şu anda görüntüde bana. Bakalım buralara nasıl saldırılar gerçekleştirebiliriz? Tabii ki de tehlike arz eden saldırı var. Kartal topunun üzerinden direkt yönlendirmem lazım ve monolitin üzerine indirmem lazım. İnşallah bunları yapabilirim. Tabii üfürükçülerin yönünü değiştirmezse ordu diye düşünüyorum. Haydi bakalım ilk saldırımızı yapalım. Bakalım gazamız mübarek olsun. Takımımıza katkı sağlarız umarım. Şuradan bir tane, buradan bir tane orduyu gönderiyoruz. Ordu yayılıyor tabi bu arada. Onun yayılmasını engelleyemeyiz ama inşallah Zeplin'i en iyi yere indiririz diye ümit ediyorum. Hadi bakalım ilerleyin arkadaşlar. Aman daş değmesin, gelmeyin. Şimdi bir süre gelmesin ordu. Ordu bir süre gelmesin. Şeyler çıkmasın. Ha gayret süper okçular. Size güveniyorum. Ulan zehre mi yakalandınız be? Neyse. Ana binayı hiç alamadılar ama problem değil. Ana binaya farklı yollarla saldıracağız. Gelin bakalım. Şuradan yüzdelik birkaç bir şey çıkartırız diye düşünüyorum. Şimdi nasıl yapacağımız konusunda çok bir fikrim yok arkadaşlar. Şurayı donduruyorum. Bir an evvel ana binayı indirmeleri lazım yoksa problem yaşayacağız. Evet güzel. 2 yıldız geldi en azından. Problem yaşamamak adına. Yani şampiyonu orada harcamasa mıydık daha mı iyi olurdu bilemeyeceğim ama zehir büyüsü yüzünden süper okçuları kaybettik maalesef. %77, Allah bereket versin. Allah daha iyisine bizi layık görsün. Ve hemen ikinci saldırıya geçeceğim. Şu duvar kırıcıyı ben bir sileyim de bunun etkisi var mı yok mu bilmiyorum. 2 numaralı köye saldıracağız arkadaşlar. Evet, 2 numaralı köy benim için biraz daha rahata benziyor. Şu üfürükçüye denk gelmez isek olayı güzel patlatırız. Kartal topunun üzerine indirdik mi çok büyük bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Klan kalesinden tazı balon çıkar. Artık ne çıkarsa problem yok yine. Hadi bakalım saldıralım. Hızlı saldırılar yapıyoruz arkadaşlar. Hemen neticesine ulaşacağımız saldırılarda bulunuyoruz. Şuraya bir bebek ejder çaktım. Ardından orduyu saldım. Balonları gönderiyorum. Koruyucu da gitsin. Bu iş burada bitsin diyebileceğimiz bir saldırı olur umarım. Şimdi koruyucunun özeline bastık. İndirdik bakalım zeplini. Ula işte ben bunu sevmiyorum arkadaş.
Aga yemin ediyorum patladı gitti. Yemin ediyorum patladı gitti. Dondurmayı da kullandık. Ula 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 ula. Ula 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 ula. Monoliti alamadı. Monolit beni korkutuyordu. O beni korkutmaya devam ediyor monolit. Yapacak bir şey yok. Monolite karşı yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yüzdelik dilimi çoğaltmamız lazım. En kısa yoldan. Şampiyonun özelliği de gitti. Kralın özelliğini kullandık. Bir türlü yaşatmadılar bizim o güzelim. Kelle avcılarımızı 2 yıldızı patlattık. Problem yok. Orada rüzgar gücüne takılmamız maalesef bizi saf dışı bıraktırdı arkadaşlar. Şampiyonun özelliğini kullandık. Şampiyondan kastım kraliçenin özelliğini kullandık. Oo, iki bomba. İki bomba ancak bu kadar kötü olabilirdi. Tek boyunuz at neredeydi de geldi onu ben kestiremedim şu savaş esnasında. %80 2 yıldız elimize sağlık. Güzel saldırılardı. Takımımıza katkımız olduysa ne ala. Hemen Green River 54'ün saldırısına bakalım. Belediye binası 15. Ejder binici balon saldırısı. Yine klonlu süper okçu. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. İnanmış. Çocuk inanmış. Derken çocuk inanmıştan kastım yemin ederim rüzgar güne denk gelmedi diyecektim. Düşünmem bile yetiyor. Konuşmama da gerek yok. Ama helal olsun üçlemiş köyü. Ben orada çok telaş ettim. O dönerken bir görünmezlik boşa gitti mesela. Abi enteresan. Vallahi enteresan. Ama helal olsun. Daha orduyu sahneye salmadı. Tazı ile beraber iyi yürüttü. Ben o tazı ile yürütme işinde çok iyi değilim arkadaşlar. Zaten tazı balon saldırısına geçtim. Bilmiyorum. İlerleyen savaşlarda nasıl görürsünüz? Ligde ne yaparım bilmiyorum. Ama şu hareket gayet güzeldi. Green River 54'ü tebrik ediyorum. Gayet güzel bir saldırı. Tazıyla ilerletmek zaten mükemmel. Devamında iyi getirmiş. Evet, balonlar eridi. Ejder bincilerle devam ediyor. Ejder binciler ve ejderin bir kısmına koruyucu özelliği geldi. Hava savunmasını patlattı. Tekli cehennem kulesi vesaire duruyor. Kraliçe ile ilerliyor. Şampiyon kenardan geliyor. Yani helal olsun %60'lık bir dilim var ve bu dilime çok iyi bir oran diye düşünüyorum. Şampiyonu da kaybediyor. Yani burada üçlüyü almak var ya asıl problem o bence ama helal olsun. Tekli Cehennem Kulesi ilk sayı ve Kaya Saçar'ın olduğu yerde rakip savunmada şampiyonun da durması ha bu da gitti. Yani bence mük bir saldırı diye düşünüyorum. Tabi ejderlerin yukarıda kenardan kenardan soteden gelmesi ayrı bir güzellik. Evet, kraliçeyi kaybetmeden şampiyonu da aldı ki şampiyon çok canını az olmasına rağmen kraliçenin canını bayağı bir eritti. Kraliçenin özelliği kullanıldı. Şampiyondan sonra canı düşen kraliçe can havliyle içeri girdi. Şu anda hava balonlarını, savunma balonlarını öldürdü. Çok güzel, çok güzel, çok güzel bir üçlükle işi bitirdi. Green River 54 tebrik ediyorum kendisini.
Şuraya bakacağım bir. Belediye binası 14. Ta zaten klasik 14'lerine devam ediyor arkadaşlar. Evet. Belediye binası 15'teki bir üçlü izledik. İki de benim saldırıyı izledik. Üç saldırıyla videomuzu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum yorumlara. Gelen fikirlerinizi, ordu türlerinizi, saldırı çeşitlerinizi söylerseniz çok sevinirim. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Kanalıma az bir izlenme sonra katıl butonu açılacak. Desteklerinizi beklemeye devam ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki canlı yayın ya da videoda görüşmek üzere. Ben de kalın. Hoşça kalın.